Bugün Adana Demirspor'un gol silahı Hasan Bolonga. İlk düdük geliyor Alanya'da ve mücadele başladı. İki takıma da çeyrek final yolunda başarılar diliyoruz. Kaleci Vedat. Baskı yapan oyuncu Wilson Eduardo. Top şimdi yere indi Hasan Bolonga'ya doğru. Alanya Spor savunması karşıladı. Erhun'un pası. Akintola. Hasan Bolonga'ya doğru geldi top ama yeniden Akintola aldı. Orada kaptan Efecan. Şimdi bu baskı top Adana Demir'de kalıyor. Kaptan Stamboli. Samet Akaydın. Transferin gözde isimlerinden biri Samet. Bu seneye çok iyi başladı Adana Demir'de Samet. Taş atışını hemen kullandı konuk takım. Hasan Bolonga içeri doğru sokuldu. Gözler hakemde bir an için bir faul beklentisi. Hasan Bolonga. Marafona'dan bir uzun top. Wilson Eduardo. Topu geriye attı Eduardo. Umut Güneş. Şimdi kaptan Efecan Karaca. Leroy Fer. Mevlia'nın pası. Borya. Mevlia. Baskı yapan Hasan Bolonga. Mevlia. Bugün iki İtalyan teknik adam Türkiye'de Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirine rakip oldu. Bir tarafta Vincenzo Montella, diğer bölümde Farioli. Montella geldikten sonra takım çok büyük bir ivme kazandı sevgili seyirciler. Ve Farioli de Alanya Spor'a imza attıktan sonra 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberliği var. Yenilgi yüzü görmedi Farioli. Top Alanya Spor'un. Marafona. Yedek kaleci Serkan Kırıntılı ev sahibi takımda. Yusuf Karagöl. Efkan Bekiroğlu, Emirhan Aydoğan. Novais, Fatih Aksoy, Gandeyaz, Emre Akbaba, Furkan Bayır ve Çağan Kayra. Yedekler arasında Farioli'nin hemen arkasında ve Adana Demir'in yedekleri Ferhat Kaplan kaleci, tecrübeli, Semih Güler, Kaan Kanak, Mustafa Kapı, Lucas Castro, Bjarnason, Matias Vargas, Djokovic yeni transfer, Gökhan İnler ve Rasul. Topu kaptı rakibinden Leroy Fer. Şimdi yanındaki Alexis Borya ile oynadı. Borya. Efecan savunmanın arkasına doğru koştu ama Borya'nın bu pası aslında Oğuz Aydın'aydı. Ama top Vedat Karakuş'ta kalıyor. Stamboli. Vedat. Samet Akaydın. Türk futbolunun İyi yönetilen iki kulübü sevgili seyirciler. Hakikaten bir tarafta Murat Sancak, diğer tarafta Hasan Çavuşoğlu. Yaptıkları transferlerle oyuncu satışlarında şu ana kadar hakikaten çok başarılı iki başkan profili. Akintola dışarı attı topu. İyi sokuldu içeri. David Akintola. Farioli bu pozisyondan sonra biraz canı sıkıldı. İtalyan teknik direktör işte pozisyon. Hem içeride hem dışarıda gerçekten iyi bir sezon yaşıyor Adana Demir takımı. Son derece tehlikeli oyuncuları var. Ki bunlardan en önemlisi Mario Balotelli Alanya'da yok. Yine sezona flash başlayan Yunus Akgün de ilk 11'de başladı bu mücadelede. Bjarnason. Onunla birlikte Rasul, Kaan Kanak, Gökhan İnler gibi oyuncular bugün Montella'nın kulübesinde oturuyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda iki teknik adam da silahları oyuna sürecek mi? Tabii Aytemiz Alanya'da da Emre Akbaba, Gandeyaş gibi iki önemli koz. Şimdi bir uzun top savunma arkasına doğru Hasan Bolonga'ya gelmedi. Leroy Fer. Gördüğünüz gibi üçlü bir savunma deniyor bugün. İtalyan teknik adam Farioli. Solda
Mevlia var. Göbekte Milinović ve Avezian. Şimdi bir uzun top ileri doğru. Wilson Eduardo gelmedi. Hemen döndü Samet ve kaleci Vedat. Erhun'dan uzun top Akintola. Top biraz hızlı ve taç atışını ev sahibi takım kullanacak. Marafona şapka giydi çünkü güneş tam onun gözüne vuruyor. Avezian, Marafona, baskı yapan Stamboli. Top ev sahibi takımın. Marafona. Top yeniden kaleciye geldi. Mevlia'nın pasıyla. Marafona'dan sol kanada bir top. Baskı yapan Yunus. Borja topu kaybetti. Hakem oyunu durduruyor Ümit Öztürk. Serbest vuruş. Yerden kalktı Sinan Kurt. Svensson. Samet. Kaleci Vedat. Vedat'ın uzun topu Akintola'ya doğru. Hızlı taş atışını kullanacak Aytemiz Alanyaspor. 7. dakika. Biraz tempo düşük. Leroy Fer. Tayfur Bingöl orada topu alamadı. Taç atışını konuk takım kullanacak. Kaleciye Vedat. Uzun top. Ligde Adana Demirspor takımı Alanyaspor'u bu sahada 3-1 mağlup etti. Şimdi bir top kaybı. Oğuz Aydın. Wilson Eduardo. Wilson Eduardo ama mükemmel bir kurtarış kaleciden. Vedat'tan mükemmel bir refleks. Wilson Eduardo. Şimdi tempo yükseldi sevgili seyirciler. Şu ana kadar 3 golü var Wilson Eduardo'nun. Ve çeyrek daireye doğru Efe Can'la birlikte Umut Güneş hareketleniyor. Pozisyonu izliyoruz. İşte kaleci Vedat'ın mükemmel refleksi, iyi uzandı. Wilson Eduardo da iyi düşündü ama kaleci hesaba katmıyor. Korneri kullanacak ev sahibi takım. Alanya'da durum 0-0. Efe Can vazgeçti. Umut kullanıyor ön tarafa doğru. Karşılayan oyuncu Tayyip. Yeniden top o bölgeye geldi ve Efe Can. Şimdi geriye. Avezian. Leroy Fer. Hasan Bolonga ile birlikte. Erhun'un baskısı. Leroy Fer. Sinan Kurt'un ön taraftaki baskısı. Top şimdi geride. Alanyaspor geride oyunu kuruyor. Mevlia. Kaleci Marafona'ya. Durum 0-0. Uzun top. Eduardo yine saktı savunmanın arkasını. Ve yine kaleci Vedat. Vedat şimdi şöyle bir saha içine baktı, arkadaşlarını boşta olan birini aradı. Gönderdiği yerde Akintola ama top gelmiyor Akintola'ya. Svensson. Oyunu durdurdu karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk. Vincenzo Montella kenarda Stamboli'ye bir şeyler anlattı. Biraz daha orta alanın savunmaya yardımcı olmasını istiyor. Araya bir top. Şimdi konuk takım hata. Hasan Bolonga sola attı. Akintola. Akintola içeriye girdi. Akintola şimdi arkaya. Erhun sola attı topu. Samet Akaydın. Stamboli.
Sağda Svensson kendini gösterdi. Stambori Svensson'un önüne. Svensson yumuşattı topu. İçeriye bakıyor Svensson. Orta pozisyonu aradı. Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün de 8 golü var. 8 asisti. En fazla asist yapan oyuncu Vargas. Bugün yedek. Akintola içeri girdi. Akintola vurdu, dışarı atıyor topu. Akintola. Soldan iyi süzüldü içeri Akintola. İyi de düşündü aslında ama topun altına fazla giriyor. İşte pozisyon. Burada aşırtmak istedi. Ama topun altına fazla giriyor. Akintola. Kale vuruşunu kullandı Marafona. Golsüz eşitlik. Ama hücumda etkili olan iki takımın mücadelesi. Milinović, Borja, Mevlia, Milinović, Leroy Fer ortada, Mevlia, Borja, attı topu yeniden geriye ve yeniden top dolaştırıyor Aytemiz Alanya Spor takımı. Avaz Yemin sağ kanada attığı top. Şimdi Efecan'ın koridoru, orayı hemen kapattı. İyi geldi Alper Uludağ. Alper Uludağ da Adana Demirspor'un yeni transferi. Ara transferde kadroya geldi sevgili seyirciler. Djokovic Rize'den alındı. Yine Remy Rize'den alınan oyuncu. Erhun, Mustafa Kapı, İsmail Çokçalış ve Alper Uludağ ara transferde Adana Demir'in kadroya kattığı oyuncular. 6 transfer yaptı Adana Demir takımı sevgili seyirciler. Az önce offside bayrağını izledik. Offside'a yakalanan oyuncu Alex Borja'ydı. Kaleci Vedat kullanacak. Svensson hemen yakınındaydı ama uzun bir top. Hasan Bolonga'ya doğru. Onu karşılayan Mevlia, Yunus Akgün. Bir çalım denemesi Yunus. Bu sezona çok iyi başladı Yunus Akgün. Az önce de ifade ettiğim gibi 8 gol, 8 asist. Yunus'tan en geriye. Tayyip. Tayyip de adından sıkça söz ettiren bir stoper. Yerli oyuncumuz. Svensson sağ kanatta. Svensson da etkili bir sağ bek oyuncusu. Bu arada yardımcı hakemin bayrağı havada. Top Alanya Spor'un. Svensson görev alanına dönüyor. Çok disiplinli bir oyuncu sevgili seyirciler. Farioli ekranda. Avaziyem. Milinović. Borja. Svensson. Svensson tehlikeli bölgede. Şimdi sağ kanada attı topu. Samet Akaydın. Yunus Akgün ve Svensson. Şimdi Stamboli. Stamboli. Bugün takım kaptanı. Kaleci Vedat. Akintola, Akintola, Erhun, Stamboli sol kanadı düşündü. Belki de Akintola'nın hareketlenmesini istedi. Ama pası başarılı değildi. Şimdi Avaziyem. Milinović. Avaziyem. Marafona. Marafona henüz atmadı. Yunus baskı yapıyordu, vazgeçti. Milinović. Yeniden Marafona.
güneş Marafona'nın bulunduğu bölgede, zaten şapkayla başladı maça ama güneş de yavaş yavaş o bölge için etkisini azaltıyor. Biraz ağırdan alıyor Marafona. Şimdi ileri attı. Efe Can yükseldi İstanbul ile birlikte. Avezyem, Tayfur Bingöl ortaya döndü. Umut Güneş, Akintola'nın baskısı ama Avezyem. Avezyem'den sol kanada şimdi Borya. Topu önüne aldı Borya. Etkili sol ayağı var Borya. Yüksek bir top istedi ceza sahasında Wilson Eduardo ama kaleci Vedat. Hemen uzun top. Hasan Bolonga geçmedi. Mevlia. Baskı var. Borya. Leroy Fer. Leroy Fer'den uzun top. İsabetli değil. Akintola. Stamboli. Stamboli iki oyuncu sıkıştırdı. Kaptırdı topu. Şimdi Efecan. Efecan sağ kanatta. En sağda Tayfur. İçeri baktı. Uzak noktada Oğuz Aydın da var. En sola Borya tek top indirdi. Karşıladı o bölgede topu yumuşattı Sinan Kurt. Avazyem kaybetti. Akintola çabuk çıkarsa tehlikeli olabilir Adana Demirspor. Erhun. Erhun baskı yaptı o bölgede ve topu kazandı. Erhun faul bekliyor Borya. Avazyem. Erhun yeniden koştu. Leroy Fer. Şimdi solda Borya. Borya. Borya'nın pası Oğuz. Oğuz içeri girdi. Karşında Svensson. Oğuz bastı topun üzerine. Son çizgi corner. Vincenzo Montella'ya bakıyorum. Kendisine ayrılan bölümün dışına kadar çıktı. Pür dikkat maçı izliyor. Farioli de bu pozisyondan sonra oyuncularına tepkili. Kaleci Vedat arkadaşlarını uyarıyor. Efe Can ve Umut Güneş yan yana paslaşarak kullandılar. Umut'un gönderdiği top. Kafa vuruşu dışarı çıktı Avezyem. Avezyem ekranda. Çalışılmış bir pozisyon izledik sevgili seyirciler. İşte Efe Can'ın bıraktığı top Umut'un ortasında Avazyem'in bu kafa vuruşu dışarı çıkıyor. Akintola. Karşısında Avazyem. Akintola geçti. Akintola gidiyor. Akintola son derece süratli. Akintola içeri girdi. Gol pozisyonu. Vuruş savunmanın müdahalesi Marafona. Arkadaşlarına kızıyor ve bu pozisyonu eritti Akintola. Akintola ile etkili bir pozisyon buldu Adana Demirspor ama hata sonlandıramıyor konuk takım. Geçen sene kupada iki takımın karnesine bakalım. Aytemiz Alanyaspor çeyrek finalde Antalyaspor'a elenmişti 2-0'lık sonuçta derbi maçında. Adana Demir takımı da geçen yıl son 16 turunda Sivasspor'a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Bu kez iki takım son 16 turunda kozlarını paylaşıyor. Bakalım çeyrek final biletini kim cebine koyacak? Efecan 3 oyuncunun arasında baskı yapan Akintola, Tayfur Bingöl, Lavaziyem. Net bir şekilde bugün Farioli bambaşka bir sistem deniyor. İlk kez böyle bir sistem denediğini anlattı Aytemiz Alanyaspor idareciler. Üçlü savunma. Sağda Tayfur, solda Borya. Geride Mulinović, Mevlia ve Avazyem var. İşte Mulinović oyunu yine en geride kurdu. Topu göğsüne yumuşattı Borya. Borya'dan geriye Umut Güneş. Mevlia, Hasan Bolonga'nın baskısı. Mevlia'dan en geriye kaleci Marafona ve Mulinović aldı. Durum 0-0. 20. dakikadayız.
Marafona yine yavaş hareketler. Orta alana atacakmış gibi yaptı. Sola attı Marafona. Borja ile topla buluşturdu. Mevlia. Milinović. Avezyem. Efecan geldi, yardımcı oldu. Akintola'nın önünden aldı topu. Kaptan Efecan. Efecan da transferin hakikaten çok konuşulan isimlerinden biri sevgili seyirciler. Yaz ve ara dönem transferlerinin flash ismi. Büyük takımlarla adı anılıyor. Son olarak Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Efecan Karaca. Ama yeniden kulübünde kaldı. Bakalım önümüzdeki yıllar bize ne gösterecek, bunu da hep birlikte göreceğiz. Mevlia, Leroy Fer, Milinović, Avezyem yanında. Mevlia, Erhun'un baskısı var. Top Milinović'te. Asam Bolonga'nın presi şimdi. Sol kanada Borja. Svensson biraz geride kaldı. Borja ve gol. Aytemiz Alanyaspor 1-0 öne geçiyor Adana Demirspor karşısında. Sonunda bu kilidi açtılar sevgili seyirciler. Son dokunan oyuncu Wilson Eduardo. Aytemiz Alanyaspor 1, Adana Demirspor 0. Golün asisti Borja. Son dokunuş Wilson Eduardo'dan. Dördüncü resmi golünü atıyor Wilson Eduardo. Görüntüde Marafona ve tribünleri gösteriyor Wilson Eduardo. 20 dakikadır bu sistemi deniyor. Özellikle solda Borja'yı topla buluşturma düşüncesi, bakın bunlardan biri. Svensson biraz daha içte kaldı ve Borja bu orta, son dokunuş Wilson Eduardo'dan. 1-0 öne geçiyor Aytemiz Alanya takımı ve Borja da kulübeye geliyor. Arkadaşlarınınla birlikte golün sevincini paylaşıyor Wilson Eduardo. Aytemiz Alanya Spor 1, Adana Demirspor 0. Gol Wilson Eduardo'dan. Oyun yeniden başlıyor. Avezyem. Umut. Milinović. Marafona. Borja yeniden solda kendini gösterdi ve ona doğru. Borja çekti ortaya topu. Leroy Fer. Efecan. Top kapma mücadelesi. Gerçekten karşılaşma bir anda çok güzelleşti. Tempo yükseldi. Oyuncular pozitif. Tribünler mükemmel. Zemin harikulade. Hava zaten tartışmasız. Bugün yazdan kalma bir gün. Kaliteli oyunculara sahip Türk futbolunun iki takımı. Ligde 3 ve 4. basamakta yer alan iki kulüp, iyi yönetilen iki camia. Dolayısıyla sadece futbolun konuşulduğu, futbolun güzelliklerinin yaşandığı bir maça tanıklık ediyoruz. 21. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı tek gol. Ev sahibi takım 1-0 önde. Yunus Akgün kullanacak bu duran topu. Yanına Sinan Kurt geldi. Alanyaspor tribünlerinden de görüntüler yansıyor. Yunus Akgün ya da Sinan. Yunus kullanıyor. Yunus attı ön tarafa. Kafayla havalandırdılar. Marafona çıktı, yumrukladı. Wilson Eduardo. Topa yakın baskı yapan Akintola. Şimdi bir uzun top. Svensson. Golde o koridoru boş bırakmıştı Svensson. Şimdi aynı hatayı yapmadı. Sinan Kurt geriye döndü.
Samet Akaydın'ın pası, kaleci Vedat, baskı var. Samet, Svensson. Kenarda çok kızdı İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella. Sevgili seyirciler, dünya futbolunun özellikle İtalyanların yetiştirdiği önemli yıldızlardan biri Montella. Şu anda bile Avrupa'da da birçok önemli kulüple ismi anılıyor. Adana Demirspor'da gösterdiği başarı ortada. Montella'nın futbolculuk dönemini de futbol severler hatırlayacaktır. Hakikaten çok önemli bir oyuncuydu. Teknik adamlığı da son derece başarılı Vincenzo Montella'nın. Asam Balonga takımın en etkili kozlarından biri sevgili seyirciler. 10 gol 1 asist. Mario Balotelli takımın gol kralı, 11 golü var. Zaten Adana'daki bu başarılı performansı onu İtalya milli takımına kadar götürdü. Ve bu hafta lig maçını İtalya milli takımının teknik direktörü Mancini'nin izleyeceği bilgisini aldık. Adana Demir Beşiktaş maçını İtalyan milli takım teknik direktörü Mancini izleyecek. Son durumuna da bir bakacak tabii ki de Mario Balotelli'nin. Şimdi Akintola. Korner bayrağı diplerinde Akintola. Onu karşılayan Avezian. Akintola verdi pasını. Son çizgiden orta Marafona. Marafona çıktı, aldı topu. Adana Demir takımı 38 gol attı, 26 gol yedi. Alanya Spor takımı 42 attı, 34 gol yedi. Artı 12 Adana Demir, artı 8 Alanya'nın averajı sevgili seyirciler. Hem gol noktasındaki becerileri hem de savunmadaki başarılarıyla ön plana çıkan iki takımın mücadelesi. Yunus Akkin'e doğru. Borja. Oğuz koştu. Borja. Leroy Fer. Borja. Milinović. Borja'ya doğru. Oğuz Aydın. Şimdi Yunus Akgün girdi araya. Yunus çok çabuk bir oyuncu. Yunus Akintola ile oynadı. Akintola iki oyuncu arasında. Avaziyem bırakmadı Akintola'ya. Oğuz Aydın. Borja. Leroy Fer. Asam Bolanga ortada baskı yaptı. Milinović. Mevlia. Ve Borja. Şimdi Erhun'un presi Borja'ya. Borja sol kanadı iyi kullandı. Şu dakikaya kadar 21. dakikada da asisti yapan oyuncu. Golü Wilson Eduardo attı. Ligdeki gol sayısı 3'tü ve bugün kupada da bir gol attı. Toplam 4 golü var Alanya formasıyla. Hemen bir not. Ekranlarını yeni açanlar için ve A-Spor Radyo'da bizi dinleyenler için. Davidson bu sene 6 gol atmıştı ama Davidson Çin'in Huan takımıyla anlaştığı ve 2 gün içinde Çin'e gidecek Davidson. Tayfur Bingöl, Efecan şimdi aldı topu. Sola atıyor. Wilson Eduardo kaleye vurabilir. Wilson Eduardo! Korner. Hakem korneri, köşe gönderini gösteriyor. Orada son bir müdahale var. Wilson Eduardo görüntüye geldi. Kaleci Vedat Karakuş. Bir pozisyonda müthiş bir kurtarışa imza atmıştı ama golde yapabilecek bir şey yoktu Vedat'ın. Yeniden aynı senaryo. Bakın Efe Can geldi. Umut Güneş yanında. Yeniden paslaşarak kullanacak Alanya sporlu oyuncular. Bu kez Efe Can vazgeçti. Umut şimdi kullanacak korneri. Attı içeri topu. Asam Balonga. Cezalının dışına açıldı top. Avaziyem. Alper Uludağ koştu. Savunmanın arkasına offside yok Efecan. İçeri sokuldu Efecan. Şimdi arkaya şut dışarı.
Umut Güneş. Topa istediği gibi vuramadı. Bakın burada yardımcı hakem koşuyor. Efe Can verdi pasını. Umut'un şutu farklı bir şekilde dışarı gidiyor. 21. dakikada Wilson Eduardo'nun attığı gol. Aitimiz Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Akintola. Hasan Bolonga. İyi döndü. Hasan Bolonga. Şimdi verdi pasını Akintola'ya doğru. İçeri geldi top. Erhun. Savunmanın müdahalesi. Mevliya oyunu durdurdu. Oyunu durdurdu karşılaşma hakemi sayın seyirciler. Yardımcının bayrağı havada. Hakemin eli havada ve top Aytemiz Alanya Spor'un görüntüde Ali Tuna yardımcı hakem ve Ümit Öztürk şu ana kadar yardımcılarıyla uyum içinde. Avar'da da Hüseyin Göçek var sevgili seyirciler. Biliyorsunuz son 16 turundan itibaren kupada dahil oluyor VAR sistemi. Bekleyin dedi hakem. Pozisyonu yönetmenimiz Uğur Yıldırım bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Yardımcının bayrağı vardı, oyunu durdurmuştu hakem. Leroy Fer'le pozisyonu değerlendiriyor Ümit Öztürk. Efe Can da geldi oraya. VAR'dan bir karar gelecek. Potansiyel penaltı kontrolü. Şu anda Alanyalı oyuncular kulübünün hemen önünde su ihtiyaçlarını gideriyorlar. İşte bakalım. Evet, burada bir elle oynama Borya var mı yok mu? VAR'dan yanıt gelecek. Bakalım. İşte evet, bu pozisyon Erhun'un eli havada sevgili seyirciler. Ümit Öztürk'le Efe Can Karaca pozisyonu değerlendiriyor. Maçta 33. dakika. Bakın bu pozisyon. Erhun içeri doğru geldi. Burada bir müdahale. Borya. Bakalım. VAR'dan ne gelecek? Ümit Öztürk şu anda topu eline aldı. Sevgili seyirciler, hakemin oyuncularla diyaloğu ekrana yansıyor. Milinovic'le pozisyonu tartışıyor. Şimdi oraya Sinan Kurt da geldi. Hasan Bolonga da hakemin hemen arkasında. Evet, bakalım bir de şu açıdan. Şimdi burada Borya'nın topa bir müdahalesi görülüyor bu açıda. Bakalım. Evet. Orada Leroy Fer topu uzaklaştırmak isterken Borya o bölgede. Evet, ben de bekliyorum diyor Ümit Öztürk. Tabii orada diyaloglar enteresan bir şekilde ekrana yansıyor. Evet sevgili seyirciler. Evet, penaltı yok. Oyun offside vuruşuyla devam edecek. Penaltı yok. Offside. Pozisyonu tekrar tekrar ekrana getirdi. Bu da offside pozisyonu. Borya. Yunus Akgün. Erhun. Çok çabuk bir oyuncu. Erhun. Akintola ile oynadı. Hasan Bolonga yanında. Solda pas isteyen oyuncu aslında Alper Uludağ, içeri sokuldu. Vuruş dışarı çıktı top. Hasan Bolonga. Çok iyi sokuldu Alper Uludağ. Sertli bir orta. İşte bu vuruş Hasan Bolonga'dan ama sonuç gelmiyor. Adana Demirspor oyuna ağırlığını koymaya başladı. 1-0'dan sonra biraz daha canlanmaya başladı. Tayfur. Tayfur tek başına. Avaziyem. Marafona. Marafona biraz daha git dedi. Borya'yı
gördü Marafon'u. Mevlia yeniden Marafon'a, riskli bölgede. Stamboli kafasıyla karşıladı. Svensson Sinan'a doğru. Leroy Fer, Sinan şimdi Yunus'a ama geçmedi Borja. Yunus Akgün'ün koridorunu kapattı, yatarak müdahale. Svensson geçemedi rakibini. Taç top son olarak Oğuz Aydın'dan çıkıyor. İşte offside çizgisi de ekrana geldi. Vedat Akintola, baskı yapan Avaziyem. Aytemiz Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var Adana Demir önünde. Erhun yerde, çalan düdük, serbest vuruş. Adana Demir Spor'un Karagümrük'ten transferi, 30 yaşında Erhun sevgili seyirciler. Erhun Aksel Öztümer bugün 11'de başlıyor Adana Demir takımında. Hasan Bolonga'ya bir uzun top, yetişemedi. Out. Şu anda oyun alanında iki top var, bekleyin dedi Ümit Öztürk. Evet, oyun yeniden başlıyor. Marafon'a. Marafon'a'dan sağ kanada Avaziyem koştu. Tayfur Bingöl. Tek top Tayfur'un önüne. Tayfur gidiyor, önünde bir boşluk var. Tayfur Bingöl içeri sokuldu. Tayfur Bingöl çevirdi. Gol pozisyonu. Eduardo Wilson. Şimdi Efecan dışarı atıyor topu. Out. Efecan Karaca görüntüde, takım kaptanı. Çok süratli, çok çabuk sokuldu. İşte bakın Tayfur. Wilson Eduardo. Ve Efecan'ın bu vuruşu dışarı çıkıyor. İkinci gole yaklaştı ev sahibi takım. Yunus Akgün Borja karşıladı. Yunus, Svensson. Şimdi Yunus Akgün'ün önüne tam istediği toplar. Yunus bastı topun üzerine. Borja'ya bir çalım attı. Harika bir pas ama geçmedi. Şimdi Sinan. Alper Uludağ. Akintola. Gidiyor rakibin üzerine Akintola. Avaziyem karşıladı. Bir çalım denemesi Akintola'dan. Son çizgide Akintola. Arkaya çevirdi. Şut, Erhun gol. Bekleyin dedi hakem. Hakem bekleyin diyor. Hakem bekleyin diyor. Oyun durdu sevgili seyirciler. Erhun'un sevinci, Adana Demir takımı. Bakıyorum hakeme, Ümit Öztürk. Sevgili seyirciler, orada bir diyalog var. Bakalım pozisyona. İşte Akintola. Erhun'un bu vuruşu üst direk topağlarla buluşuyor. Akintola burada çok iyi getirdi topu. İşte Akintola. Bu açıda çizgi üzerinde görünüyor. Bakacağız. Bekleyin diyor hakem. Marafona'nın yardımcı hakeme itirazı. Evet. Efecan Karaca topu getiriyor ortaya. Durum 1-1. Durum 1-1. Sevgili seyirciler, Alanya'da durum 1-1 oldu. Erhun'un golü. Erhun da ilk golünü atmış oluyor böylece. Durum 1-1. Montella kulübeden fırladı yeniden. Topu çizgi üzerinde götürdü Akintola. Erhun'un kaydettiği gol, hakem bir an için durun dedi ama sonrasında yardımcılarıyla konuştu ve golü veriyor. Efecan, Wilson Eduardo, Efecan, Stamboli. Efecan'ın kaptanlık bandı yere düştü. Evet, şimdi fark etti Efecan, kaptanlık bandını takacak ama Stamboli, Adana Demir'in kaptanı bir sakatlık yaşıyor. İşte bakın bu pozisyon. Burada Akintola topu çeviriyor ve Erhun'un şutu. Bu da bir başka açı. Akintola son hamlesi, topu çeviriyor ve Erhun'un golü. Durum 1-1 oldu Alanya'da. Evet, Stamboli'nin ciddi bir durumu yok. Stamboli çok önemli bir oyuncu sevgili seyirciler.
Avaziyem yine uzun bir top arkaya doğru. Yükseldi, kafayla vurdu ama Vedat çıkmasına izin vermiyor. Kaleci Vedat. Borya'nın önünden geçti top. Taç. Mevlia. Yeniden Mevlia. Marapona. Marafona'dan uzun top. Samet Akaydın indirdi. Geride Tayyip. Stamboli. Alper Uludağ. Erhun. Akintola. Yeniden Erhun. Alper Uludağ. Alper. Akintola ile oynadı. Erhun. Erhun geriye attı topu. Tempoyu düşürdü Adana Demir takımı. Stamboli'den sağ kanada. Şimdi en sağda Svensson. Yunus Akgün. Yunus. Mevlia'dan dışarı çıktı. Taç. Samet. Kaleci Vedat. Alper Uludağ. Erhun. Verdi pasını. Sinan Kurt. Hasan Bolonga içeri girdi. Hasan Bolonga iki oyuncu ile birlikte mücadele ediyor ve top dışarı çıktı. Taç. Hasan Bolonga çok güçlü bir oyuncu sevgili seyirciler. Özellikle birebirde çok etkili. Taş atışını Svensson kullandı. Yunus. Tayyip. Alper Uludağ. Şimdi Erhun'a doğru. Erhun içeride. Erhun bıraktı. Svensson destek veriyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Top. Aytemiz Alanya takımının yardımcı hakem Ali Tuna bayrağı kaldırıyor. Alanya'da 43. dakika durum 1-1. 21. dakika Wilson Eduardo. 39 Erhun. Son 16 turunda 1-1'lik skor. Avaziyem. Efe Can. Avaziyem. Marafona. Marafona bir arkadaşını arıyor. Borya yine solda kendini unutturdu. Umut'tan yeniden kaleciye. Avaziyem. Efe Can destek verdi. Aldı topu. Avaziyem. Milinović. Mevlia. Borya. Yunus karşısında. Oğuz. Leroy Ferden. Borya'nın koşu yoluna doğru yine. Borya. Borya'nın ortası. Çarpıyor top. O bölgede Samet'e korner. Vedat görüntüde korneri kullanacak ev sahibi takım. Tayfur Bingöl sağ kanattan Yunus Akgün'ün yanına geldi. Yunus'un hemen arkasında onun koşu yolunu kapattı. Korneri yine paslaşarak kullanıyor ev sahibi takım. Kafa vuruşu, gol pozisyonu. Kaleci Vedat. Hakem pozisyonun içinde. Wilson Eduardo'nun itirazları var. Şimdi oyun durdu. Oyun şimdi duruyor. Ümit Öztürk kaleciye faul yapıldığını belirtiyor ki yardımcı hakem bayrağını da gecikmeli olsa kaldırdı. Dördüncü hakem kenara geldi. Sevgili seyirciler. Birazdan ilk yarının son bölümünü izleyeceğiz. Evet. Alanyalı oyuncular pozisyonu kameranın geri dönüşünden takip ettiler. Evet, şimdi Vedat topu hareketlendirecek. 4 dakika. İlk yarının sonuna 4 dakika ilave.
Vedat'ın gönderdiği top. Yunus. Taç. Svensson taç atışını kullanacak. Svensson attı içeri. Oyun durdu. Bu açıdan pozisyonu bir kez daha izledik. Artık son anlara giriyoruz. İlk yarıda Farioli biraz önceki pozisyonu böyle izledi. Top Marafona'da. Bakalım ikinci yarıda oyuncu değişikliği yapacak mı? İki İtalyan teknik adam. Efe Can. Oyun durdu. Hakemin eli cebinde. Sarı kart. Karşılaşmanın ilk sarı kartı bu. Tayyip Talha Sanuç. Sarı kartı gören isim. Pozisyonu bu açıdan da izliyoruz. Maçın ilk sarı kartını Tayyip Talha Sanuç gördü. Mevlia bir an için ıskaladı topu. Şimdi geldi, hatasını telafi ediyor. Marafona baskı yapan Erhun. Marafona yeniden sol kanada bir uzun top attı. Oğuz. Leroy Fer. Samet. Kalecisi Vedat'la oynadı. Wilson Eduardo'nun baskısı var. Samet Akaydın. Samet. Ve top dışarı çıkıyor. Korner. Montella oynanan oyundan memnun değil açıkçası. Yüzünden net bir şekilde okunuyor. Şimdi korneri kullanacak ev sahibi ekip. Yeniden aynı senaryo. Efe Can çeyrek daireye topu dikti. Yanında Umut Güneş. Ya paslaşarak kullanıyorlar ya da Efe Can doğrudan içeri atıyor. İşte onlardan biri Hasan Bolanga. Şimdi Erhun. Boşta bir arkadaşını arıyor. Mükemmel bir top attı. Yunus gidiyor. Yunus Akgün. Yunus. Yunus'un pası. Gol pozisyonu Alper Ulu'da. Kale boş. Çeviriyor ve korner. Çok önemli bir fırsatı Marafona önlüyor. Ya da bir başka ifadeyle Yunus Akgün'le Alper Ulu daha değerlendiremiyor. Korner. Artık son saniyeler. İşte Alper Ulu da bakın. Burada Marafona çok iyi kapattı kaleyi. Korneri kullanacak konuk takım. Sinan Kurt çeyrek daireye topu dikti. 5 oyuncu ceza sahasında Adana Demir'de. Sinan. Hem topa bakıyor hem ceza sahasına. Şimdi gönderdi korneri. Kafa vuruşu savunmanın. Şimdi bir uzun top şansı Aytemiz Alanyaspor için. Hareketlenen oyuncu Oğuz Aydın. Oğuz gidiyor. Svensson önünde. Yunus Akgün'ün presi var. Oğuz. Top hala kendisinde. Şimdi verdi pasını Tayfur. Efe Can'ı düşündü ama isabetli değil. Ümit Öztürk. İlk yarıyı bitirecek sevgili seyirciler. Montella görüntüde. Bekleyin dedi. Maçın hakemi Ümit Öztürk. 4 dakika vermişti. İlk yarının sonuna ilave süre. Bu maçta daha çok gol olur sevgili seyirciler. Özellikle ikinci yarıda müthiş bir tempo bizi bekliyor. Onu söyleyelim. Vedat. Vedat'ın uzun topu. Akintola soldaydı. Hasan Bolonga. Svensson aldı. Şimdi Hasan Bolonga'nın önüne. Hasan Bolonga Akintola'ya aktardı. Akintola geç kaldı, yerleşti savunma. Stamboli. Stamboli'den sağ kanada Yunus. Araya girdi Wilson Eduardo. İlk yarıyı bitirdi. Alanya'da ilk yarı skoru. Aytemiz Alanyaspor 1. Adana Demirspor 1. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. Ve ikinci yarı başlıyor. Efe Can oyundan çıktı. Kaptanlık bandı Kande Yaş'ta. Az önce de ifade ettiğim gibi A Spor ve
A-Spor Radyo'da ortak yayındayız. Bir birlik tablo sevgili seyirciler. 21. dakikada Wilson Eduardo, 39 Erhun'un golü. Uzun top Hasan Bolonga'ya doğru. Kafayla karşıladı Mevlia. Leroy Fer. Leroy Fer'den sol kanada bakıyorum. Evet, taç Alanya'nın diyor yardımcı hakem ve Ümit Öztürk. Taç atışını kullandı ev sahibi takım. Milinović. Tayfur. Avaziyem. Baskı yapan Hasan Bolonga. Şimdi Erhun geldi. Milinović. Marafona. Marafona'nın pası. Tehlikeli noktada top. Milinović. Yine Hasan Bolonga kale sahası ön çizgisine baskı yapıyor. Milinović topu çok dolaştırdı. Şimdi ileri attı. Samet Akaydın. Baskı yapan Oğuz. Şimdi Stamboli. Leroy Fer önüne geldi. Stamboli. Alper Ulu da top kaybı. Kandeyaş. Şimdi falsolu bir orta uzak noktaya. Gol pozisyonu. Kaleci de Vedat'ın kucağında kaldı top. Svensson. Hızlı başladı ikinci yarı. Erhun. Erhun orta yuvarlağın rakip yarı alanına kadar geldi. Ve topu kaybediyor. Umut Güneş. Tayfur. Avaziyem. Milinović. Mevlia solda. Üçlü savunma. Milinović, Mevlia ve Avaziyem. Onların hemen önünde Umut ve Leroy. Aitemiz Alanya'da. 4-2-3-1 düzeniyle de konuk Adana Demir. Tayfur çizgi üzerinde verdi pasını. Kandeyaş'tan top dışarı çıkıyor. Taç atışı Adana Demir'in. Alper Ulu da taç atışını kullandı. Tayyip. Kaleci Vedat. Riskli bölgeye baskı yapıyor. Aytemiz Alanya Spor. Şimdi Yunus Stamboli. Erhun. Erhun. Wilson Eduardo. Kandeyaş. Tayfur Bingöl. Kandeyaş. İki oyuncu var önünde. Kandeyaş pas verecek. Boşta olan bir arkadaşını arıyor. İyi çıktı o bölgeden Umut. Leroy Fer ve Umut. Şimdi Mevlia. Top Adana Demirspor'un. Svensson taç atışını kullanacak. Samet. Wilson Eduardo'nun presi var. Kaleci Vedat. Şimdi Kandeyaş da geldi oraya. Alper Ulu'da top havalandı. Oyun durdu. Serbest vuruş. Konuk Adana Demirspor'un. Stamboli'yi kullanacak. Solda Akinto kendini unutturdu. Stamboli onu atacaktı, vazgeçti. Ortaya yöneldi Erhun. Stamboli yerde. Serbest vuruş. Stamboli'ye yapılan hareket faul. Stamboli pozisyondan şikayetçi, hakeme anlattı. Stamboli 26 maç forma giydi. Bir golü var, 3'lü asisti. Sevgili seyirciler. Aytemiz Alanya Spor hata. Uzak nokta Kandeyaş'a doğru. Out. Bugün Adana Demir'de Jonas Belhanda da forma giymiyor. Sevgili seyirciler. Mario Balotelli yok. Metehan Mimaroğlu yok. Matias Vargas yedekler arasında. Önemli iki yıldız ismi Alanya'da forma giymiyor Adana Demir takımının. Alper Ulu da Akintola, Avaziyem'i aldı karşısına. Alper Ulu da
Stamboli şimdi attı ama isabetli değil. Montella bu pası alkışladı. İtalyan teknik direktör. Marafona. Marafona. İlk yarıda da yavaş hareketleri vardı. Topla birlikte kaleci Marafona'nın. Tayfur. Avaziyem. Tayfur Bingöl. Tekrar Avaziyem. Kaleci Marafona. Şimdi hareketlenen oyuncu Vincenzo Eduardo. Sağ kanatta Tayfur top istedi. Atağın yönü değişiyor. Avaziyem. Leroy Fer. Tekrar Avaziyem. Erhun'un baskısı. Kaleci Marafona. 52. dakika. Marafona'dan uzun top. Kandeyaş. Bayrak havada. Top Adana Demirspor'un. Hakem, yardımcı hakem burada pozisyonu süzdü ve bayrağı hemen kaldırıyor. Hasan Bolonga, Erhun. Erhun alamadı topu. Şimdi Kandeyaş'ın önüne. Kandeyaş içeri baktı, iki oyuncu sokuldu. Kandeyaş'ın ortası, kaleci Vedat. Vedat Karakuş. Bir birlik skor devam ediyor. Stamboli. Baskı Kandeyaş'tan Stamboli. Erhun'un önüne mükemmel bir top attı. Önünde bir boşluk. Erhun şimdi son hamleyle topu Akintola'ya aktarıyor. Akintola. Alper Ulu da solda destek verdi. Svensson. Samet Akaydın. Tayyip. Stamboli. Stamboli. Hasan Bolonga. Sinan Kurt'tan sağ kanada Yunus Akgün. İçeri baktı, orta yapabilir Yunus. Cezalarının dışında şut. Kaleci Marafona iki hamlede topa sahip oldu. Yunus Akgün'ün kaleye gönderdiği ilk şut bu sevgili seyirciler. Şansını denedi ama Marafona'yı geçemiyor. Marafona yeniden. Şimdi verdi pası Umut Mevlia. Marafona tehlikeli bölgede, uzun gönderiyor Marafona. Top dışarıda. Tayyip. Kandeyaş geldi. Tayyip riskli bölgede çalımı attı. Kandeyaş'a şimdi topu sürüyor. Tayyip. Erhun kaçırdı topu. Svensson'un baskısı. Wilson Eduardo. Wilson Eduardo. Kandeyaş'ı gördü. Kandeyaş göğsüyle topu yumuşattı. Kandeyaş. Şimdi orta şut karışımı. Dışarı giden top. Out. Kandeyaş. Bu hata alkışlıyor. İtalyan isim Francesco Farioli. Araya atılan hızlı bir top. Leroy Fer. Montella da kulübeden fırladı. Tayfur. Bingöl. Umut'tan geriye Mülinović. Erhun'un baskısı var. Mevlia. Oğuz Aydın. Borya'nın pası. Mevlia. Şimdi Leroy Fer. Ve Avaziyem. En sağda Tayfur. Şimdi onunla oynuyor. Tayfur Bingöl. Avaziyem. Yedekleri ısınmaya yolladı. Montella. Kaleci
çıktı ve topa sahip oldu. Adeta topu Wilson Eduardo'nun ayaklarından çekti aldı. Svensson, Erhun, Stamboli, Erhun, Samet, Sinan Kurt, Erhun, sağda Svensson, yanında Stamboli, onunla oynuyor Erhun. Alper Ulu da solda hareket halinde. Tayyip, Samet'ten kaleci Vedat'a, Stamboli, Leroy Fer'in baskısı, Stamboli. Hakem avantaja bıraktı pozisyonu. Şimdi ortada hareketlenen Sinan. Sinan Kurt sürdü. Solda Akintola. Avaziyem'i aldı karşısına. Akintola sol kanat etkili bir oyuncu. Çabuk bir oyuncu. Akintola. Alper Ulu da şimdi yerde kaldı. Çalan düdük, serbest vuruş. Serbest vuruşu kullanacak Adana Demirspor takımı. Pozisyonu bir kez daha izledik. Şu anda 3 oyuncu topun başında. Stamboli'yi görüyorum. Marafona barajı istedi. Biraz daha kendi sahana doğru gelmesini istiyor oyuncuların. Evet, 3 oyuncu topun başında. Enes kullanılmadı. Stamboli Yunus'a ceza sahasının dışına git dedi. Sinan Kurt, Stamboli, Sinan attı savunmanın müdahalesi. Şimdi Erhun, gelişine bir vuruş, Alper Ulu da etkili değil, out. İşte pozisyon, bakın Sinan, burada savunma, Erhun, Alper zor pozisyonda vurdu, top da dışarı gidiyor. Birazdan oyuncu değişikliği olacak sevgili seyirciler. İki takımdan da oyuncu değişikliği. ...59. dakikadayız. Avaziyem. İki oyuncu birden oyuna sürüyor. Farioli, Alanya cephesi. Montella da bir değişiklik yapacak. Bakalım kimi oyuna sürecek? İtalyan Vincenzo Montella. Avaziyem. Alanya Spor atak tazeliyor. Şimdi Wilson Eduardo bırakmadı. Tam zamanında bir müdahale geliyor Samet Akaydın'dan. Oyunu durdurdu hakem. Faul gerekçesiyle. Bakalım bu duraklamada oyuncu değişikliği olacak mı? Faul atışını hemen kullandı ev sahibi takım. Kaleci Marafona. Borya'ya doğru. Borya indirdi ama Svensson. Mevlia. Evet, Fatih Aksu'yu görüyorum. 20 numaralı formasıyla. 23 numaralı formasıyla Emre Akbaba oyuna girecek. Ve bir oyuncu değişikliği. Joan Novais, o da oyuna dahil olacak. Aytemiz Alanya'da kenarda ısınıyor bu üç oyuncu. Novais, Fatih Aksoy ve Emre Akbaba. Emre Akbaba'nın bu sene 10 golü 4 asisti var. 21 maçın 18'ine ilk 11'de başlamış ligde. Bu da 22. resmi maçı. Leroy Fer. Şimdi Erhun. Erhun verdi pasını. Yunus Akgün içeri girdi Yunus. Yunus içeri sokuldu. Yunus Akgün kaleye vuracak. Verdi pasını Akintola. Top kaçtı ayağın altından.
Alper Ulu da şimdi hata tazeledi. Kafa vuruşu savunmadan ve korner. Evet, şimdi oyuncu değişiklikleri olacak. Bekleyin dedi maçın hakemi Ümit Öztürk. Bekleyin diyor. Evet, topun başında Sinan Kurt. Adana Demir'de de kenarda Matias Vargas'ı görüyorum. O da oyuna dahil olacak birazdan. 5 oyuncu, 6 oyuncu ceza sahasına Yunus da sokuldu. Sinan kullandı korneri. Kafa vuruşu, gol pozisyonu. Büyük karambol ceza sahasında. Top şimdi açıldı. Yunus Akgün bir kez daha dolduruyor içeri. Kafa vuruşu. O bölgede kritik bir hamle Milinovic'den. Şimdi Erhun. Bir kez daha sağ kanada attı topu. Hızlı bir top. Dışarı çıkıyor. Taç. Ev sahibi takımın. Evet, oyuncu değişiklikleri. Önce Aytemiz Alanyaspor. 25 numaralı formasıyla Mevlia oyundan çıktı. 15 numaralı formasıyla Avaziyem de oyundan çıktı. Bakalım diğer oyundan çıkan isim kim? 4 numara Leroy Fer. 3 oyuncu çıktı, 3 oyuncu giriyor. Şimdi bambaşka bir kurguya döndü. Savunmanın önemli oyuncularını aldı. Gökhan İnler'le Vargas kenarda. Montella da iki oyuncu değişikliği yapıyor. Novais, Fatih Aksoy ve Emre Akbaba oyuna giren isimler. Evet, Adana Demir takımı da oyuncu değişikliği yapıyor. Dördüncü hakemle konuştu. Hakem Ümit Öztürk. Evet, taç atışını kullanın dedi. Oyun durduğunda Vargas ve Gökhan İnler de oyuna dahil olacak. Kenarda ısınıyorlar. Şimdi çaldı düdük. Oyun bir kez daha duruyor. Wilson Edvardo görüntüde. İlk yarıda tek kart var. Sarı kart, o da Adana Demir takımında Tayyip kart görmüştü. Evet, 90 numaralı formasıyla Stamboli oyundan çıkıyor. Ve yeni kaptan Gökhan İnler oyuna girdi. Vargas oyuna girecek isim. Bakalım kim çıkacak? Sportif direktör Gökhan Göktürk kenarda. Hemen Vargas'ın yanında dördüncü hakemi uyardı. Evet. 23 numarayla Yunus Akgün oyundan çıkıyor sevgili seyirciler. Yunus Akgün 8 gol, 8 asist üretti. Vargas'tan sonra takımın en fazla asist üreten oyuncusu. 10 asisti var Vargas'ın, 8 Yunus'un. Gol pasında birbiriyle yarışan iki isim Adana Demir takımında ve Vargas oyuna dahil oldu. İki etkili kozu oyuna sürdü. Montella, İtalyan teknik adam. Kaleci Marafona. Movais'ten tekrar Marafona'ya. Şimdi tabii kurgu değişti. Aytemiz Alanyaspor'un maça üçlü savunmayla başlamıştı. Farioli yeniden dörtlü savunma anlayışına dönmüş oluyor böylece. Onu da bilgi olarak sizlere sunalım. Dakika 65. Alanya'da durum 1-1. 21. dakika Wilson Edvardo Aytemiz Alanyaspor'u öne geçirdi. Ardından 39'da Erhun'un attığı gol. Şu anda durum 1-1. Maç böyle bitecek olursa 15'er dakikalık iki uzatma devresi bizi bekliyor. Orada da eşitlik bozulmazsa bu kez seri penaltı atışları. Tayfur Bingöl. Önünde bir boşluk. Tayfur. Tayfur bastı topun üzerine. Alanyaspor ligde önümüzdeki hafta Kasımpaşa deplasmanına giderken Adana Demirspor'da
Beşiktaş'la kendi sahasında puan mücadelesi verecek. Umut Güneş. Oyun durdu. Borja. Bu pozisyonda faul düdüğü çalıyor. Akintola'nın müdahalesi. Borja yerden kalktı. Kandiyaş. Tayfur. Milinović. Tayfur. Kaleci Marafona. Yine yavaş hareketler Marafona'dan. Tayfur Bingöl'e doğru. Matias Vargas oradaydı. Kandiyaş topu çevirdi ama kimse yok. Gökhan İnler, ondan önce Wilson Eduardo. Emre Akbaba. Emre Akbaba kaleye vurabilir. Şimdi Emre'den bir pas ceza sahasına. Gol pozisyonu Aytemiz Alanyaspor önüne geçme şansını değerlendiremiyor. Ve korner. Topu iyi getirdi Emre Akbaba. Oğuz Aydın'a bıraktı pası ama Oğuz Aydın biraz geç kaldı. Svensson'un çok kritik bir hamlesi ekrana yansıyor. Korneri kullanıyor Emre Akbaba ile Aytemiz Alanyaspor, durum 1-1. Emre Akbaba'nın yanına Novais geldi. İlk yarıda da Efecan'la Umut paslaşarak kullanıyordu. Efecan kafa vuruşu Osfak'ta dışarıda. İyi yükseldi topa. Savunma oyuncusu Milinović asfaltta dışarı gidiyor. Şimdi ilk yarıda köşe vuruşu organizasyonu yapıyordu Alanyaspor takımı. Bu arada bir sakatlık. Kaleci Vedat. Rize maçında da hatırlayacaksınız. Muriç bir sakatlık yaşamıştı. Ama durumunun iyi olduğuna dair bilgi aldık. Muriç Beşiktaş maçında oynama ihtimali yüksek. Bugün de Vedat'ın bir sakatlığı var. Ama ciddi bir durumu yok gibi duruyor. Sağlık ekibi de hemen zaten orada. Şimdi ilk yarıda bu köşe vuruşlarını paslaşarak kullanıyordu Efecan ve Umut. Bazen paslaşarak içeri atıyorlardı. Yani rakibi yanıltmak için çalışılmış bir organizasyon. Yine ikinci yarıda da az önce Emre Akbaba ile birlikte Novais o organizasyonu yaptılar. İşte o organizasyondan sonra o kafa vuruşunda da sonuç alamadı Aytemiz Alanyaspor. Evet, durum 1-1. 69. dakikadayız. 3 oyuncu değişikliği yaptı Aytemiz Alanya. 2 oyuncu değişikliği yaptı Adana Demir. Kaleci Vedat tedavisi bitti. Herhangi bir problemi yok. Hemen verdi topu. Yeniden Vedat. Riskli bölge. Kaleciye bir baskı. Gökhan İnler yükseldi. Kandiyaş. Alper Uludağ. Alper ama topu oyun alanında tutamıyor. Taç atışını Aytemiz Alanyaspor kullanacak. Tayfur Bingöl. Kandiyaş kendini gösterdi. Tayfur. Kandiyaş. Emre Akbaba. Şimdi orta geldi içeri. Savunmanın müdahalesi Tayyip. Tek top. Erhun. Ve hareketlenen oyuncu Matias Vargas. Vargas. Çok etkili bir oyuncu Vargas sevgili seyirciler. Şu anda Adana Demirspor'un en fazla gol pası veren oyuncusu. Burada da Emre Akbaba'nın faul beklediği an. Top Alanyaspor'un. Milinović. Topla gelen Fatih Aksoy. Borja. İçeri attı topu. Oğuz Aydın. Oğuz bir çalım denemesi. Karşısında Samet Akaydın. Oğuz verdi pasını. Yeniden aldı. Şimdi Borja. Gökhan İnler'in baskısı o bölgede. Top Alanya Spor'un.
Oğuz Aydın. Şimdi Akintola önünde. Oğuz'dan sağ kanada Kande Yaş'a gelmedi. Alper Ulu da girdi araya. Taç. Tayfur kullandı taş atışını. Novais. Fatih Aksoy. Milinovic. Fatih. Solda Borja. Şimdi onu attı. Borja. Akintola o koridorda. Borja. Fatih. Milinovic. Hasan Bolonga o bölgede. Emre Akbaba. Milinovic. Fatih Aksoy. Marafona. Marafona. Borja. Adana Spor'da da az sonra iki oyuncu oyuna dahil olacak. Montella iki oyuncuyu çağırdı. Milinovic top kaybı. Şimdi Hasan Bolonga sol kanatta topla buluştu. Matias Vargas yanına sokuldu. Emre Akbaba'nın presi var. Hasan Bolonga. İçeri sokuldu Hasan Bolonga. Oyunu durduruyor karşılaşmanın hakemi. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Nemaya Milinovic yüzünü tutuyor. Görüntüde Lucas Castro vardı. Bakalım burada. Evet. Serbest vuruşu kullanacak konuk Adana Demirspor. Hasan Bolonga burada yerde kaldı Milinovic. Ama Hasan Bolonga'ya faul yapıldığını belirtiyor bu pozisyonda maçın hakemi. Evet. Kaan Kanak da oyuna girecek. Onunla beraber Lucas Castro'yu da görüyorum. O da az sonra oyuna dahil olacak. Topun başında Matias Vargas var. İki kişilik bir baraj istedi. Marafona kendi sağ tarafını iyice kapattı. Kaleci. Kale sahası ön çizgisinde dört oyuncu. Matias Vargas kaleye baktı. Vargas vurdu ve dışarı gitti. Çok az farkla Matias Vargas. Orta yapmadı. Doğrudan attı içeri. Evet, 25 numarayla Alper Ulu da oyundan çıkarken. Altı numarayla Kaan Kanak oyuna dahil oldu. Ve Erhun oyundan çıkıyor. Golle tanıştı. Adana Demir formasıyla ve Lucas Castro oyuna girdi. Evet. Adana Demir Spor takımı 4 oyuncu değiştirirken Aytemiz Alanya Spor 3 oyuncu değiştirdi şu ana kadar. Az önce de Vargas'ın gönderdiği şutu ekrana yansıttık. Yeniden oyundayız. Gökhan İnler. Svensson. Uzun oynuyor. Hasan Bolonga'ya doğru. Akintola. Borja karşısında bir baskı Lucas Castro'dan oyun durdu. Serbest vuruş. Borja Akintola'nın yardımıyla yerden kalktı. Fatih Aksoy'dan Milinovic. Tayfur. Matias Vargas döndü Tayfur. Çalımı attı Vargas'a. Gökhan İnden'in müdahalesi yeterli değil. Emre Akbaba ve Oğuz. Şimdi Milinovic. Emre Akbaba'dan sol kanada Borja. Umut Güneş. Şimdi sol kanada Borja. Borja'dan orta gol pozisyonu olabilir ama Vedat çıktı aldı. Uzak noktada Kande Yaş kendini bir an için unutturdu.
bu ortayı hemen karşıladı kaleci. Samet. Hasan Bolonga'nın koşu yoluna offside beklentisi. Hayır diyor yardımcı hakem, koştu Hasan Bolonga. Hasan Bolonga vurdu, kalecinin müdahalesi var. Marafona. Korner. Hasan Bolonga kaleciyle karşı karşıya. Destek istiyor. Arkadaşlarını anlatıyor pozisyonu Hasan Bolonga. Ve Marafona'yı geçemedi. Korneri kullanacak Adana Demirspor. Matias Vargas gidiyor çeyrek daireye. Pozisyonu izliyoruz işte, bakın. Marafona köşeyi çok iyi kapattı. Korneri kullanacak Vargas. 76. dakikadayız Alanya'da. Beş oyuncu ceza sahasında. Vargas attı korneri. Kafayla karşılayan Milinović. Yeniden Vargas. Şimdi Gökhan İnler. Bir kez daha Vargas. Şimdi yerden bir pas attı. Lucas Castro'nun ortası. Savunmanın müdahalesi geldi. Hemen geriye döndü Gökhan İnler. Svensson. Kaan Kanak. Destek istedi. Şimdi Hasan Bolonga. Hasan Bolonga Emre Akbaba'yı aldı önüne. Sinan Kurt. Lucas Castro destek verdi. Geriye attı topu. Samet Akaydın. Svensson. Svensson'un müthiş pası. Lucas Castro. Bakıyorum. Matias Vargas orada istediğini yapamadı. Borja. Borja'dan uzun top. Şimdi havalandırdı Tayyip. Gökhan İner göğsünde yumuşatıyor. Gökhan iyi döndü ve sola attı. Akintola. Akintola'dan geriye Kaan Kanak. Lucas Castro. Akintola. Tayfur Bingöl önünde. Bu dakikalarda oyunun ve topun kontrolü Adana Demirspor'un elinde. Taç. Kaan Kanak taç atışını hemen kullandı. Lucas Castro. Hasan Bolonga kendini gösterdi. Tayyip. Samet. Sağda Svensson. Yakınında Gökhan İnler. Svensson. Karşısında Borja. Matias Vargas. Gökhan İnler. Topun az önce de söylediğim gibi hakimi Adana Demirspor. Hasan Bolonga. Gökhan İnler. Kaan Kanak geriye döndü. Kaleci Vedat. Ve Tayyip. Wilson Eduardo baskı yapıyor ileride. Lucas Castro çok şık bir pas. Kaan Kanak hareket halinde. Şimdi Akintola. Akintola. Tayfur'u aldı önüne. Yerden bir pas. Kaan Kanak sert orta, Marafona'nın kucağında kalıyor top. Marafona. Arkadaşların biraz daha sakin olmasını istedi. Vincenzo Montella pür dikkat maçı izliyor. 79. dakikaya geldik ve durum 1-1. İşte bakın Akintola'nın Kaan'a gönderdiği top. Kaan'ın bu sert ortası Marafona'nın kucağında kalıyor. Marafona'dan Borja'ya. Emre Akbaba çalımı attı Matias Vargas'a ve Borja. Novais. Şimdi Kandeyaş. Yumuşattı topu Kandeyaş. Tayfur Bingöl topu istedi. Tayfur şimdi aldı. Akintola baskı yapıyor. Kandeyaş. Tayfur. Akintola önünde. Umut. Milinović. Umut. Akintola'nın baskısı, aldı topu Akintola. Oyunu durduruyor hakem. Adana Demir Spor Kulübesi bu kararı beğenmiyor. Hakem oyunu durdurdu. Serbest vuruş. Aytemiz Alanya Spor'un. Evet, durum 1-1. İşte bakın bu pozisyon. Burada faul yedi, çaldı Ümit Öztürk. Novais. Borja. Umut.
Gökhan İnler aldı topu. Gökhan İnler bir çalım daha. Şimdi Gökhan'ın pası Asın Bolango koştu. Kaleci Marafona kalesini terk ediyor. Marafona bir sol bek gibi takımına nefes aldırırken taca attı çünkü Emre Akbaba'nın bir sakatlığı var. Emre Akbaba tabii basit, kolay dönemleri geride bıraktı diyemeyiz Emre Akbaba için. Neden? Çok ciddi sakatlıklar yaşadı sevgili seyirciler. Galatasaray'dan kiralık forma giyiyor. Kendini yere bıraktı çünkü üst adalede bir sıkıntı var. Değişiklik işareti mi geliyor diye bakıyorum. Alanya sporlu oyuncuları ve aynı zamanda kulübeye, Borya'nın orada kulübeye, evet bir değişiklik yok diyor. Kandeyaş bekleyin dedi. Herhalde devam edecek. Evet, biraz önce işte Asan Balongo'nun depara kalktığı pozisyon. Burada Marafona geldi. Asan Balongo'nun önünden topu aldı. Bir birlik skor. Alanya'da havada soğumaya başladı sevgili seyirciler. Evet. Şimdi Kandeyaş geldi kenara. Emre Akbaba doktorla konuşuyor. Son durumunu anlatıyor. Bilmiyorum devam edebilecek mi? Ya da riske atılacak bir durum var mı yok mu? Kararı Emre Akbaba ve tabii ki de doktoru söyleyecektir ama şu anda devam edebilirsin dediler ve o da oyuna girdi. 83. dakikadayız. Durum 1-1. Marafona, Emre Akbaba'ya doğru. Gökhan İnler karşıladı. Sinan Akintola kanat değiştiriyor. Svensson Akintola. Samet'e kaydın. Samet. Şimdi Svensson ve Akintola. Akintola'dan tek top. Kaleci Marafona çizgi üzerinde. Bakıyorum yardımcı. Evet, top şimdi çıktı. Korner. Yardımcı hakem uyardı. Asan Balonga. Bakalım işte Marafona. Orada son bir müdahale. İşte bu açı. Korneri gösteriyor yardımcı hakem. Şimdi topun başında Matias Vargas var. 5 oyuncu içeride. Vargas yüksek bir top attı. Uzak noktaya Borya. Bekleyin dedi hakem. Rüzgar da var tabii sevgili seyirciler. Şu anda zaman zaman şiddetlenen rüzgar. Topu da kontrol etmek zor açıkçası. Kale vuruşu. Montella az önce görüntüye yansımıştı. Topun dışarıdan geldiğini belirtti hakem. Marafona. Evet, şimdi topu hareketlendirdi. Fatih Aksoy. Umut. Fatih. Milinović. Tayfur. Matias Vargas o koridoru kapattı. Tayfur. Milinović. Yeniden top Marafona'ya geldi. Marafona. Ve yeniden yavaş hareketler. Şimdi Milinović. Bir kez daha Marafona. Belki de hücum oyuncularını üzerine çekme planı Marafona'nın. Ve bu tuzağa gelmek istemiyor Adana Demirsporlu oyuncular. Marafona bir kez daha sağ kanada attı. Milinović uzun top, savunmanın arkasına Kandeyaş koştu. Top Adana Demirspor'un. Lucas Castro. Kaan Kanak koştu ve o koridorda bir boşluk. Milinović. Gökhan İnler bırakmadı topu. Çok tecrübeli bir oyuncu sevgili seyirciler. Gökhan İnler'den sağ kanada.
Akintola ile beraber Hasan Bolonga. Şimdi Hasan Bolonga topa sahip. Akintola. Akintola attı çalımı. Akintola bastı topun üzerine. Taç Adana Demirspor'un. Svensson taş atışını kullanacak. Tayyip. Kaan Kanak. Lucas Castro. Savunmanın arkasına bir top. Hasan Bolonga koştu ama isabetli değil. Milinović. Evet, hakemin eli havada sevgili seyirciler. Yardımcının bayrağını gördü. Novais aldı topu Borja'dan. Novais savunmanın arkasına bir top. Svensson bir an için kaçırdı ama top yeniden şimdi o bölgede Oğuz'da. Dönüyor savunmadan. Tehlike henüz geçmedi. Matias Vargas çabuk bir atak şansı buldu. Şimdi Adana Demirspor. Matias Vargas. Vargas götürüyor. Çalımı attı. Vargas top hala kendisinde. Şimdi aktardı Akintola'ya doğru. Akintola. Lucas Castro içeri sokuldu. Arkaya Svensson vurabilir. Yeniden sağ kanat. Matias Vargas. Şimdi orta ve top dışarı gidiyor. Korner. Vincenzo Montella da kenarda o pozisyonda. Havaya sıçradı. Ekranda Borja. Korneri kullanacak Adana Demirspor. Tercüman Dani ile konuşuyor. Sportif direktör Gökhan Göktürk'le beraber o pozisyonu değerlendirdiler. Şimdi korneri kullanacak Matias Vargas. Arkaya attı Svensson. Yeniden Vargas'ın önüne. Tam istediği toplar. Vargas orta cezalarına kafa vuruşu. Korner. Hakem Ümit Öztürk korneri gösteriyor. Diğer tarafı Montella ekranda. Borja'nın bir sakatlığı var ceza sahasında. Evet, Borja yerden şimdi kalkıyor. Hakem de geldi yanına. Matias Vargas kullanacak köşe vuruşunu. Yanında Sinan, onunla paslaşıyor. Yeniden Vargas baktı içeri. Matias Vargas döndü. Şimdi orta. Savunmanın müdahalesi Tayfur havalandırdı. Marafona topa sahip oluyor. Marafona. Bekleyin diyor hakem. Marafona yerde. Evet, hakem oyunu durdurdu. Kalecilerin biliyorsunuz dokunulmazlığı var sevgili seyirciler. Marafona'ya yapılan hareket faul ve şimdi oyun yeniden başlıyor. 89. dakikadayız. Durum 1-1. 21. dakika Wilson Eduardo, 39 Erhun. Karşılıklı birer gol. Maç böyle bitecek olursa 15'er dakikalık 2 uzatma. Orada da eşitlik bozulmadığı takdirde bu kez penaltı atışları. Taç atışı. Kaan Kanak. Lucas Castro. Montella görüntüde. İtalyan teknik direktör. Evet, henüz kullanılmadığı taç atışı. Şimdi Tayfur. Samet. Evet, oyun şimdi durdu. Hakem Ümit Öztürk. Evet, sarı kart geldi. Bu arada bunu da söyleyelim. Kandiyaş ve Tayyip yerden kalkıyor. Evet, bakın. Kandiyaş sarı kartı gördü. Maçtaki ikinci sarı kart. Daha önce de Adana Demir'de Tayyip sarı kart görmüştü. Az sonra uzatma işaret edilecek derken 5 dakika sevgili seyirciler. Kaleci Vedat.
Vedat. Riskli bölgede Svensson. Svensson, Vedat. Bir baskı, hiç riske girmiyor ve dışarı attı. Taç, Aytemiz Alanyaspor'un. 96-5, durum 1-1. Bir birlik tablo devam ediyor. Taç atışını Borja kullanacak. Taç kullanıldı. Son çizgiden orta. Kafa vuruşu Gökhan İnler ama tehlike henüz geçmedi. Şimdi Tayyip. Lucas Castro. Asam Bolonga'nın önüne hızlı bir top yetişebilecek mi? Bir deper attı. Yetişti. Asam Bolonga aldı önüne. Asam Bolonga girmek üzere ceza sahasına. Şimdi sokuldu. Lucas Castro. Kapandı. Aytemiz Alanya, Emre Akbaba. O bölgede bir top kaybı da. Akintola. Adana Demirspor yükleniyor. Son bölümler. Matias Vargas'a gelmedi. Tek top ileri doğru. Tayyip indirdi. Kaan Kanak. Lucas Castro. İçeri baktı. Yaptı ortayı. Topu karşılayan Milinović oldu. Tayfur Bingöl. Uzun top ileri. Kandeyaş çevirdi. Kaan Kanak riskli bölge. Oynayın diyor maçın hakemi. Gökhan İnler avantaja bıraktı hakem. Gökhan İnler'den sol kanada Matias Vargas. Yumuşattı topu. Matias Vargas. 3 oyuncu ceza sahasına sokuldu. Vargas. Vargas götürüyor. Henüz vurmadı topa. Gökhan İnler. Pas hatalı. O bölgede Oğuz Aydın. Yeniden bir top kaybı ama hakem oyunu durduruyor. Top Aytemiz Alanyaspor'un. Oğuz Aydın ekranda. Şimdi Kandeyaş aldı topu. Kandeyaş. Kandeyaş götürdü. Kandeyaş'ın sol kanada bir pası. Oğuz vurdu savunma ve Vedat'ta kalıyor top. Telafisi olmayan dakikalara girmiş bulunmaktayız. Durum 1-1. 96-5 dakika. 96-3. Araya atılan bir top. Sinan. Lucas Castro'ya doğru. Çok kötü bir pas. Ve Marafona. Alanya'da Aytemiz Alanyaspor taraftarının desteği takımlarına. Fatih Aksoy. Fatih. Emre Akbaba. Emre. Gökhan İnler önündeydi. Matias Vargas. Gökhan İnler. Lucas Castro. Vargas. Matias Vargas takıldı iki oyuncuya. Yeniden aldı topu. Matias Vargas. Şimdi attı araya Hasan Bolonga'ya doğru ama çok hızlı bir top bu. Kaleci Marafona. Hareketlenen Umut. Borja. Fatih Aksoy. 90+4. Gökhan İnler. Novais'ten savunmanın arkasına bir top ama hızlı. Vedat çıktı topa sahip oldu. Çok çabuk oynamak istiyor iki takım da artık son bölümlere geldik. Svensson. Kaan Kanak. Tayyip. Wilson Eduardo'nun baskısı. Kaleci Vedat. Lucas Castro'ya doğru Fatih onunla birlikte. Sinan Hasan Bolonga top istedi ve aldı. Hasan Bolonga. Hasan Bolonga gidiyor rakip kaleye doğru. Hasan Bolonga açtı dışarı. Gökhan İnler Akintola ile oynadı. Akintola orta pozisyonu arıyor. Akintola Svensson baskı. Dışarı atıyor topu Akintola. Aslında sağ kanatta hemen yakınında destek veren Svensson vardı. Onu düşünmedi. Kaleyi vurmak istedi. Kaleyi düşündü. Ve top dışarı çıktı derken maçın hakemi karşılaşmayı bitiriyor. Maç uzatmaya gidiyor sayın seyirciler. Alanya'da 96-5'te bitti ve 15'er dakikalık iki devre bizleri bekliyor.
ve uzatma başladı. Uzun bir top Fatih'ten. Wilson Eduardo. Ve top kaybı. Hasan Bolonga sürdü. Hasan Bolonga. Karşısında Milinović var. Hasan Bolonga içeri sokuldu. Matias Vargas top istedi. Hasan Bolonga bir çalımda. Bir ikincisi olmadı. Top hala kendisinde derken oyunu durduruyor Ümit Öztürk. Rakibine faul yapıyor. Hasan Bolonga 10 golü var. Bir asisti bulunuyor. Hasan Bolonga çok tehlikeli bir oyuncu sevgili seyirciler. Adana Demirspor'un büyük umutlarla transferi ve şu ana kadar da taraftarın yüzünü güldürüyor Hasan Bolonga. Şimdi Efkan'la geliyor ev sahibi Aytemiz Alanyaspor. Efkan Svensson girdi kademeye. Akintola bekleyin diyor çünkü bir problemi var Samet Akaydın'ın. Bir sakatlığı. Adalesinde bir problem. Tabii maçın uzaması aslında oyuncuların işine yarayan bir durum değil. Çünkü çok sık adale problemi yaşayabiliyorlar. Sinan Kurt. Evet, Alper Uludağ, Yunus Akgün yan yanalar. Rasul de orada. Bjarnason yine, Djokovic yeni transfer. Kulübede Semih Güler var, Mustafa Kapı. Bakalım değişiklik olacak mı? Sinan Kurt. Evet, oynayacak. Sinan'da bir problem yok. Ama dördüncü hakem bekle girme dedi. Svensson'un uzun topu Lucas Castro çeviremedi arkaya. Top Aytemiz Alanyaspor'un. Umut Güneş. Milinović. Fatih Aksoy. Borja. Novais. Maçın ilk yarısına üçlü savunmayla başladı Francesco Farioli. Sonra ikinci yarıda dörtlü savunmaya döndüğü bir anda bir sistem denedi maçın ilk bölümünde. Fatih Aksoy. Milinović. Yeniden Fatih. Borja. Akintola önünde. Fatih. Alanya'da durum 1-1. Uzatma dakikalarındayız. İlk periyot başladı. 94. dakika. Fatih. Solda topla buluşan oyuncu Efkan. Efkan Bekiroğlu ortaya döndü. Novais, ondan sağ kanada Tayfur Bingöl yüksek bir top attı uzak noktaya doğru. Kaleci çıktı ve aldı Vedat. İzin vermiyor Wilson Eduardo'ya. Gökhan İnler. Kaan Kanak. Matias Vargas alamadı. Gökhan İnler, Vargas. Top kaybı. Umut Güneş. Yeniden Umut. Emre Akbaba. Novais'ten sağ kanada yüksek bir top. Matias Vargas o koridoru kapattı. Tayfur. Tayfur Bingöl. Döndü verdi pasını. Kandiyaş yeniden Tayfur. Top arkaya çıktı. Novais yerde. Oyun durdu. Yapma. Serbest vuruş.
Aytemiz'i Alanya Spor kullanacak. Novais yerden kalkıyor, faul yapan Lucas Castro. Alanya Spor taraftarı da desteğini sürdürüyor. Evet, Djokovic oyuna girecek. Damian Djokovic 8 numarayla oyundan çıkan Sinan Kurt bir sakatlığı olabilir düşüncesiyle ciddi boyuta gelmesini istemiyor sakatlığının. Vincenzo Montella ve Djokovic oyunda. Çaykur Rize'den ara transfer döneminde Adana Demir'e geldi Damian Djokovic. Şimdi bir duran top organizasyonu, ev sahibi takımdan durum 1-1. Novais bıraktı içeri doğru, kafayla araya uzaklaştıran Samet araya girdi ve top dışarı çıkıyor. Corner. Ümit Öztürk Lucas Castro'yu uyardı. Şimdi Emre Akbaba çeyrek daireye doğru gitti. Emre Akbaba ile birlikte orada Novais'i görüyorum. Emre Akbaba attı içeri, kafa vuruşu dışarı gidiyor top. Out. Hemen görev alanına dönüyor Fatih Aksoy. Alanya'da durum 1-1. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu. Çeyrek finale yükselecek 7. takım bu maçın ardından belli olacak. Daha önce Gaziantep, Karagümrük, Kayseri, Sivas, Antalya ve Trabzonspor çeyrek finale çıkan takımlar oldu. Bugün bu stattan bir takım çeyrek finale yükselecek ve 8. takım da İstanbul'daki maçın ardından Beşiktaş Göztepe maçından sonra belli olacak. Cuma günü de çeyrek final kura çekimi A-Spor ekranlarında olacak. Bu hatırlatmanın ardından tekrar maçtayız. Bir çalım denemesi. Efkan şut üstten out. Efkan Bekiroğlu tam kaleyi karşıdan gören bir yerden şansını deniyor. İşte bakın bu vuruş dışarı çıkıyor. Samet baskı var. Svensson Borja kapattı o koridoru. Borja taç Adana Demirspor'un. Svensson, Lucas Castro, Hasan Balonga top istedi ama Matias Vargas'la oynamayı tercih etti. Vargas rakip yarı alana girdi. Vargas topla birlikte geliyor. Vargas pozisyonunu kaybetti. Aktaramadı sol kanada. Orada Kaan Kanak boştu. Ve şimdi Aytemiz Alanyaspor hata. Emre Akbaba. Emre gidiyor kaleye vurabilir. Emre yerden bir pas. Wilson Eduardo direkte patladı top. Wilson Eduardo vurdu, olmadı. Kandeyaş dışarı. Out. Wilson Eduardo. Farioli seyirciyi de ateşliyor. Alanya'da tempo yükseldi sayın seyirciler. Kaleci Vedat yerde. Bakın pozisyona. İşte Wilson Eduardo. Bu vuruş üst direk. Ardından bu hamle Kandeyaş'tan dışarı. Denge bozulmadı Alanya'da, durum 1-1. Kaleci Vedat'ın bir sakatlığı var. Heyecan her dakika yükseliyor Alanya'da. Artık telafisi olmayan bölümdeyiz sevgili seyirciler. Atılacak bir golün çok kıymeti var. Biliyorsunuz bu bölümde de eşitlik bozulmazsa bu kez seri penaltı atışlarına geçilecek. Burada da kalecilerin önemi ortaya çıkacak ama hem Vedat hem Marafona şu dakikaya kadar kabul edelim, İkisi de iyi iş çıkartıyor. Pozisyonu bir kez daha izledik. Wilson Eduardo çok etkili bir oyuncu. Wilson Eduardo Davidson Çin'e gitti biliyorsunuz. Wuhan takımıyla anlaştı. Ve Davidson'un yokluğunda da Wilson Eduardo orada o bölgede formayı kaptı. Kale vuruşunu Vedat kullanacak. Alanya'da durum 1-1.
100. dakikadayız. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Aytemiz Alanya Spor Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu tek maç eliminasyon sistemi, kazananın çeyrek finale yükseleceği bir maç. Bu arada Samet Akaydın'ın sakatlığı var ama devam edecek, çok ciddi bir problemi yok. Bu duran topu Samet kullanacak şimdi. Lucas Castro ve Hasan Bolonga ilerideydi. Gökhan İnler'le oynuyor. Samet. Uzun bir top Lucas Castro. Kafayla karşılayan Borja. Gökhan İnler kaybetti topu. Matias Vargas'ın presi var. Emre Akbaba yerde. Hakem bir şey yok dedi ve Emre Akbaba şimdi yerden kalktı. Matias Vargas. Vargas. Solda Kaan var. Vargas. Şimdi orta uzak noktaya kafa vuruşu. Bakıyorum dışarı çıktı ama öncesinde Lucas Castro'nun bir müdahalesine düdüğü çaldı. Ümit Öztürk arkadaşından, meslektaşından da özür diledi. Borja yerden kalkıyor. İşte bakın burada faulü çaldı. Faul düdüğünü çaldı maçın hakemi. Alanya Spor lehine Fatih Aksoy. Bir birlik skor devam ediyor. Tempo yine yükseldi. Doğrudan dışarı çıktı. Out. Montella görüntüde. İki İtalyan hocanın mücadelesi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda. Kaleci Vedat kale vuruşunu kullanacak. Samet. Fatih. Matias Vargas. Lucas Castro. Şimdi Akintola'ya doğru. Taç. Svensson çabuk hareket etmek istiyor. Farioli'nin önündeydi. Svensson taş atışını kullanma hazırlığında ama boşta olan bir arkadaşını arıyor. Akintola. O boşta pası atan Dokovic ama kimse almadı. Kandeyaş kaybetti topu. Taç. Kaan Kanak kullandı taç atışını. Vedat. Akintola'ya doğru. Fatih ile birlikte Akintola yükseldi. Lucas Castro Akintola'ya aktardı topu. Hakemin eli cebinde. Sevgili seyirciler, Ümit Öztürk sarı kart, özür diledi Fatih Aksoy. Maçtaki üçüncü sarı. Daha önce Kandeyaş sarı kart görmüştü. Alanya'da, Adana Demir'de de sarı kart gören Tayyip ilk yarıda. Yeniden oyundayız. Hasan Bolonga için çok hızlı bir top. Milinović. Kaleci Marafona. Fatih Aksoy. Durum 1-1. Novais. Tayfur Bingöl. Fatih Aksoy. Ortada bir boşluk. Fatih. Şimdi topla birlikte girdi rakip yarı alana. Sola atıyor topu. Efkan. Akintola önünde. Çalımı attı Efkan. Borja. Borja tek başına. Baskı yapan Dokovic. Ve Marafona. Fatih. Emre Akbaba. Efkan. Faul. Faul yapan Svensson. Hemen kullandı ev sahibi takım ama bekleyin dedi hakem. Biraz daha geriden kullanın dedi. İlk yarının sonuna, uzatmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika. Borja. Fatih Aksoy.
Fatih yeniden. Finson Eduardo. Fatih Aksoy destek istedi. Borja. Borja'dan uzun mesafeli bir pas sağ kanada. Tayfur Bingöl aldı topu. Tayfur. Şimdi geriye. Novais. Borja. Efkan'dan yeniden Borja. Tayfur iyi döndü. Şimdi Emre Akbaba. Emre Akbaba ve Vedat'tan mükemmel bir kurtarış. Atak sürüyor. Kafa vuruşu. Savunmana müdahalesi geldi. Tayyip havalandı top. Matias elle oynama itirazları. Sevgili seyirciler, hakem beyaz noktada. Karar penaltı. Aytemiz Alanyaspor penaltı kullanacak. Uzatma bölümünün birinci dakikasında. 106. dakikada penaltı kazanıyor Aytemiz Alanyaspor. Ümit Öztürk'ün başında Adana Demirsporlu oyuncular, sevgili seyirciler. Pozisyonu tartışıyorlar. Farioli suyundan içiyor. Penaltı. Kazanan taraf ev sahibi takım. Topu beyaz noktaya diken isim Efkan Bekiroğlu. Pozisyonu anlatıyor Vargas. İşte bakın burada. Maçın hakemi beyaz noktaya gidiyor. Pozisyon bu. Karar penaltı. Alanya'da çalan penaltı düdüğü. Durum 1-1. Farioli görüntüde. Pozisyonu izliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ümit Öztürk maçın hakemi. Beyaz noktaya gitti. Elle oynama gerekçesiyle. Samet Akaydın. Burada hakemle pozisyonu değerlendiriyor. Bu da bir başka açı. Her açıdan arkadaşlarımız pozisyonu size izletiyor. Sevgili seyirciler. Matias Vargas. Takımın en fazla asist yapan oyuncusu. Efkan topun başında. Vedat. Kalede dikkatli sevgili seyirciler. Penaltı kazandı. Uzatmanın ilk yarının sonunda ev sahibi takım. Topun arkasında Efkan var. Kaleci Vedat dikkatli. Kaleciyi de uyardı, çizgi üzerinde şu anda Vedat. Bir kez daha uyarıyor hakem. İşaret geliyor. Efkan ve Vedat kurtardı. Vedat penaltıyı kurtarıyor. Bu kez de Adana Demir Kulübesi sevinçten çıldırıyor. Farioli oyuncularını motive ediyor. Sevgili seyirciler, maç iyice kızıştı. Lucas Castro. Şimdi bir uzun top. Fatih Aksoy. Matias Vargas'a gelmesini istemedi. Eşitlik bozulmadı. Ama ilk yarının son düdüğü geldi sevgili seyirciler. İnanılmaz bir maç. Son 15 dakika az sonra oynanacak. İşte Vedat'ın kurtardığı penaltı. Efkan ve bu vuruş Vedat. Tribündeki seyirci için zor. Ama bir taraftan da çok keyifli. İki takımı da alkışlayalım. Güzel bir oyun ortaya çıkıyor. Durum 1-1. Kaleci Vedat. Matias Vargas'a doğru geldi ama Tayfur bırakmadı. Novais. Bu arada yerde yatan bir oyuncu Adana Demir takımında. Kaan Kanak yerde yatıyor. Oyunu durdurdu. Hakem Ümit Öztürk. Evet, burada sol ayağına bir darbe aldı. Bu pozisyonda Kande Yaş'ın müdahalesiyle, evet, Kaan oyuna devam edecek. Topu Adana Demirsporlu oyunculara veriyor. Aytemiz Alanyasporlu oyuncular. Kaleci Vedat penaltıyı kurtardı. Uzatmanın
ilk yarısının sonunda taç atışı. Kaan Kanak taç atışını kullanacak. Tayyip. Vedat. Dokovic'ten Matias Vargas'a gelmedi. Tayfur yatarak Lucas Castro'nun müdahalesi topa. Taç. Hakem topa diyor. Kaan Kanak kullanacak taç atışını. Matias Vargas'a. Onu karşılayan Tayfur. Vargas iki oyuncunun arasında. Vargas hala kendisinde. Şimdi döndü. Vargas çalımlarla götürüyor. Lucas Castro ama öncesinde faul. Bir duran top organizasyonu. Montella ekranda. Az sonra bir değişiklik olabilir. Adana Demirspor takımında uzatmaya gittiği için 5 oyuncu hakkını tamamladı ama artı bir ilave oyuncu değişikliği var uzatmalarda. Matias Vargas kullandı uzak noktaya. Kafa vuruşu ve top asla dışarı gidiyor. Matias Vargas'ın gönderdiği top görev alanına dönüyor. Stoper Samet. İşte Vargas bakın. Çok müsait bir pozisyon ama bunu golle değerlendiremiyor konuk takım. Hasan Balonga girdi araya aldı topu. Gökhan İnler. Akintola. Hasan Balonga ile oynadı. Akintola'nın pası rakibe gitti. Emre Akbaba attı topu. Tayfur. Tayfur Bingöl. Novais. Kandeyaş. Döndü geriye. Novais. Umut. Fatih Aksoy. Borya. Fatih Aksoy. Sadece Hasan Balonga ileride rakibe baskı yapıyor. Top Milinovic'te. Lucas Castro geldi o baskıya. Umut. Sol kanada bir top. Eduardo içeri doğru sokulmuştu ama Gökhan İnler girdi araya aldı topu. Şimdi Akintola bir çalım denemesi yerde. Hakemin eli cebinde. Efkan ben bir şey yapmadım diyor. Rakibini yerden kaldıran oyuncu 6 numaralı formasıyla Umut Güneş oldu. Umut görüntüde. Sarı kartı da Umut gördü. Bu pozisyondan sonra sevgili seyirciler. Ümit Öztürk maçın hakemi. Durum 1-1. Svensson, Akintola, Borya araya girdi. Alanya takımında Gökhan İnler, Svensson, Samet, Svensson yeniden. Dar alana top sıkıştı. Taç, konuk Adana Demirspor'un. 110. dakika. Samet'ten uzun top. Hasan Balonga biraz ön tarafta kaldı. Şimdi topu havalandırdı Milinovic. Tayyip. Tayyip. Girdi rakip yarı alana. Sağ kanada attı. Akintola. Gidiyor rakibin üzerine. Borya karşıladı onu. Akintola. Şimdi orta. Kafa vuruşu savunmadan. Matias Vargas. Tayfur topa yakın. Tayfur Bingöl. Kandeyaş. Topu yumuşattı. Ayağının üstüyle. Emre Akbaba. Çok şık bir pas attı Emre. Tayfur. Kandeyaş. Kandeyaş'ın ortası yerden. Etkili bir pas değil. Tayyip araya girdi. Kaan Kanak. Kandeyaş önünde. Kaan top dışarı çıkıyor. Taç Adana Demirspor'un. Az sonra bir oyuncu değişikliği olacak. Ev sahibi Aytemiz Alanya takımında. Daha önce 5 değişiklik yapmıştı. Bu da uzatmaya gittiği için 6. değişiklik. Furkan Bayır'ı görüyorum ısınırken.
kenarda. Muhabir arkadaşı Furkan Yıldız, Tayfur Bingöl'ün çıkacağını bana iletiyor. Svensson'dan uzun top savunmanın arkasına. Gole gidiyor Lucas Castro. Marafona eliyle tokatladı top oyun alanında. Marafona parmaklarının ucuyla golü önlüyor. Göz kırpılacak bir maç değil sevgili seyirciler, her şey olabilir. Evet, oyuncu değişikliği. Tayfur Bingöl oyundan çıkıyor. Furkan Bayır oyuna girdi. Tabii şimdi teknik adamların penaltılara gitme durumunu da değerlendirdiğini düşünüyorum. Şimdi muhtemelen kulübede penaltı atışını kullanacak liste bile yapılmıştır. Akintola yükseldi. Alanya sesleri. Aytemiz Alanya spor seyircisi takımlarına destek veriyor. Matias Vargas. Matias Vargas iki oyuncunun arasından çıktı, aldı. Matias Vargas çok güçlü bir oyuncu. Vargas önünde bir boşluk var. Vargas verdi pasını. Lucas Castro kalecide kaldı. Marafona. Lucas Castro koştu ama yetişemiyor. Fatih. Kandeya top istedi. Furkan Bayır oyuna girdi, topla buluştu. Milinović. Fatih Aksoy. Novais, Fatih, Milinović. 114. dakikadayız. Furkan. Fatih Aksoy. Novais. Milinović. Novais. Sol kanada attı topu. Hızlı bir top. Out. Yetişemiyor Borja. Evet. Semih Güler hazırlık yapıyor. 6. ve son oyuncu değişikliği uzadığı için biliyorsunuz. Sevgili seyirciler. Aytemiz Alanya Spor'da oyuncu değişiklik hakkını sonuna kadar kullandı. Onlar da 6 değişiklik yaptı. Adana Demir takımı da 6. değişikliği yapıyor. Az sonra. Vedat'tan uzun top. Emre Akbaba. Emre Akbaba top hala kendisine. Akintola oradaydı. Borja. Umut yanına sokuldu Borja'nın. Geriye atıyor topu. Fatih Aksoy. Ondan en geriye Milinović. Bugün defans oyuncularının formda olduğu bir maç sevgili seyirciler. Ama aynı şeyi forvet oyuncuları için söyleyemeyiz. Fatih. Lucas Castro geldi ona. Lucas Castro. Yapılan bir müdahale var. Bakıyorum hakem Ümit Öztürk'e, oynayın dedi Ümit Öztürk. Şimdi Borja. Borja. Kandeyaş uzak noktada. Onu düşündü ama. Çok kötü bir orta. Çok kötü bir orta. İkinci yarıda oyundan düştü adeta Borja. Biraz önce Lucas Castro'nun faul beklentisi. Kale vuruşunu Vedat Karakuş kullanacak. Evet, Semih Güler oyuna dahil olacak birazdan. Kenara geldi. Matias Vargas'ın faulünü gördü. Maçın hakemi Novais yerden kalktı. Evet, 4 numarayla
Semih Güler oyuna girerken 2 numarayla Tayyip Sanuç oyundan çıkan isim oluyor. Tayyip de yerli oyuncumuz, stoperimiz. Geleceği çok parlak. Onunla birlikte Samet Akaydın da keza öyle. Montella da bu iki genç oyuncudan vazgeçmiyor. Hakikaten gerek Tayyip gerek Samet gösterdikleri performansla büyük beğeni topluyor. Borja. Borja pasında hata. Akintola. Top biraz hızlı. Şimdi Fatih Aksoy. Dokovic'den müdahale var. Taç. Borja. Taç atışını kullandı. Efkan. Efkan. Svensson bırakmadı taç atışını. Hemen kullandı. Lucas Castro'dan Akintola'nın koşu yoluna doğru. Tam istediği toplar. Akintola. Rakibini geçti Akintola. Hasan Bolonga var uzak noktada, Matias Vargas. Akintola sert orta yaptı, korner. Rakibe çarptı top, köşe vuruşu. Korneri kullanacak Matias Vargas'la Adana Demirspor, 118. dakika. Haydi. Bir birlik skor devam ediyor. 21. dakikada Wilson Eduardo, 39'da Erhun'un golleri var. Kaçan da bir penaltı Aytemiz Alanya Spor adına. Efkan penaltıyı kaçırdı. Daha doğrusu Adana Demir kalecisi Vedat kurtarmıştı. Korner kullanıyor, kafa vuruşu. Şimdi Gökhan İnler. Kaleye vurabilir. İçeri sokuldu Gökhan İnler. Gözler maçın hakeminde. Oynayın diyor hakem. Marafona. Matias Vargas'ın itirazları maçın hakemine. VAR'a gidilmesini istiyor Matias Vargas. Milinović. Emre Akbaba. Borja. Fatih Aksoy. Borja. Artık son bölümlere girdik sevgili seyirciler. Hala eşitlik bozulmadı. Milinović. Fatih Aksoy. Borja. Fatih. İleri doğru. Tek top şimdi Akintola. Akintola. Lucas Castro koştu, destek veriyor. Sağda Svensson. Akintola destek bekledi ama kimse yok. Şimdi geriye. Djokovic. Gökhan İnler. Akintola. Yeniden Gökhan İnler. Semih. Kaan Kanak. Kaan Kanak. Matias Vargas'la oynamayı tercih ediyor. Vargas. Vargas. Gökhan İnler. Hasan Bolonga çevirdi ama kimse yok. Emre Akbaba'dan Marafona'ya. Şimdi Kaan Kanak indirdi topu. Gökhan İnler. Gökhan İnler kaleye vurabilir. Gökhan aldı topu önüne. Sol ayağıyla deniyor ama etkili değil. Out. 120. dakika. Biraz önce burada Gökhan İnler'in penaltı beklediği pozisyon ekrana geliyor. Oyun durmadığı için görüntüyü şimdi verebiliyoruz. Sevgili seyirciler, Ümit Öztürk maçı bitirdi. Çeyrek finale yükselecek 7. takım penaltı atışlarının ardından belli olacak. Çizgi üzerinde Wilson Eduardo, Wilson Eduardo. Penaltılarda 1-0 öne geçiyor Aytemiz Alanya Spor. Ve Hasan Bolonga şimdi o kullanacak. Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Penaltıyı gole çeviriyor ev sahibi Aytemiz Alanya Spor ve Hasan Bolonga çok soğukkanlı bir oyuncu. Golcü oyuncu, 10 golü var ligde. Topun başında o var. Adana Demirspor'lu oyuncular kenetlendi. Marafona dikkatli. İşaret geliyor. Hasan Bolonga. Hasan Bolonga.
Adana Demirspor da kaçırmıyor ilk penaltıyı. Penaltılarda durum 1-1. İşte Hasan Bolonga ve Kandeyaş. Takım kaptanı Kandeyaş maçın ikinci yarısında oyuna girmişti Efecan'ın yerine. Şimdi sıra onda. İkinci penaltıyı kullanacak Kandeyaş Alanyaspor adına. Vedat dikkatli kalede. Kandeyaş. Hakem düdüğü çalıyor. Kandeyaş geldi. Kandeyaş geldi. Vurdu ve top ağlarda. Aytemiz Alanyaspor penaltılarda 2'de 2 yapıyor. Ve şimdi Semih Güler. Kandeyaş. Marafona'nın yanına gidiyor. Ve Semih Güler Adana Demirspor'un ikinci penaltısını kullanacak. Marafona çizgide. İşaret geliyor. Semih. Semih ve direğe çarptı top. Adana Demirspor ikinci penaltıyı kaçırdı. Semih'le. Şimdi avantaj Aytemiz Alanyaspor'un. Penaltıyı kaçırdı Semih. Montella ve kulübedekiler üzgün tabii. Şimdi topun başına Milinović geliyor. Savunmacı Milinović bir stoper. Üçüncü penaltıyı kullanıyor Aytemiz Alanyaspor Milinović'le. 2'de 2 yapmıştı penaltılarda Aytemiz Alanya. Milinović ve kaleci. Vedat. Yeniden denge var. Şimdi tecrübeli bir oyuncu Gökhan İnler. Üçüncü penaltıyı kullanacak Adana Demirspor. İkinci penaltıyı kaçırmıştı Semih'le. Bu kritik bir penaltı Adana Demir için. Gökhan İnler topun arkasında. Marafona dikkatli. Gökhan İnler. Kaleci uyardı hakem. Gökhan İnler geliyor. Gökhan vuruyor topu ağlarda gol. 2-2. Penaltılarda da şu anda beraberlik devam ediyor. Gökhan İnler ekranda. Yılların tecrübesi. Ve bir başka önemli oyuncu Emre Akbaba. Sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Dördüncü penaltıyı kullanacak Aytemiz Alanyaspor. Şu ana kadar İki penaltıyı gole çevirdi. Alanya takımı bir penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Bu dördüncü penaltıları Emre Akbaba topun başında. Vedat dikkatli. Düdük çalıyor. Emre Akbaba. Emre Akbaba geldi ve top ağlarda. Ters köşeye bıraktı topu. Dördüncü penaltıyı gole çevirdi Aytemiz Alanyaspor. Şu anda penaltı atışlarının sonucunda 3-2'lik üstünlüğü var ev sahibi takımın. Ve Adana Demirspor'da dördüncü penaltıyı Matias Vargas kullanacak. Kritik bir penaltı konuk takım için. Vargas. Marafona dikkatli Vargas. Çok gerilmedi. Vargas direğe çarptı top. Matias Vargas penaltıyı kaçırdı sevgili seyirciler. Çok ama çok üzgün. Çok ama çok üzgün Vargas. Sağ ayağın içiyle çok soğukkanlı geldi topun başına. Ve direğe nişanlıyor. Şimdi kritik penaltı. Beşinci penaltı Aytemiz Alanyaspor'da. Novais. Topu beyaz noktaya dikiyor.
Büyük heyecan var şu anda. Farioli ve beraberindekiler heyecan içinde. Novais, o da çok gerilmedi. Novais geldi. Novais topağlarda. Topağlarda gol. Novais penaltıyı attı sevgili seyirciler. Vedat çok üzgün. Kabul edelim ki Adana Demir kalecisi Vedat çok ama çok üzgün. Topa da müdahale etmişti ama buraya kadar. Aytemiz Alanyaspor çeyrek finalde.